10 Mayıs, 16 Mayıs değerli terazi burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Bu Akkaya Official Instagram sayfam günlük yorumlarımı takip edebilirsiniz. Şöyle bir haritanıza bakınca kendinizi eleştirip değiştirmeye karar vermişsiniz. Niye bu dönem böyle herkese iyi niyetim, herkes her insanla insanların etkisi altında kal. Bu ara rüyalarınız çok etkili olabilir. Hayallerinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Önemli olaylar yaşayacak gözüküyorsunuz. Rüyalarınız, hisleriniz. Yani bu ara size böyle bir hani bu olacak deriz ve bu olacak ya. Aynen böyle bir hisleriniz, rüyalarınız çok etkili olacak. Bunları bir not alın lütfen. Size faydalı olacak. Kendi alanınızda kariyer hayatınızla ilgili mecburi bulunduğunuz noktada bir eğitim evreniz var ve bu eğitim evrenizi tamamlamanız gerekiyor ve devamlı bunu erteliyorsunuz. Bu işiniz için çok önemli bir şey. Lütfen ertelemeyin. Bu ara dış dünyaya fazlasıyla açılacaksınız ve bu açılmalar size nazara, göze gelmenize sebep olabilir. Özellikle mühendisseniz dijital alanda bazı işler yapmak isteyen terazi burçları için çok güzel fırsatlar var. Bu fırsatları değerlendirdiğiniz takdirde sağlamlaşacak ve bu sizi daha güçlü ve hani dünya alanına ya da Türkiye'nin belli noktasına kadar ulaşmak istediğimiz bir sistem yaratacaksınız ve bunda başarılı olacaksınız. Eğer mühendisseniz, kodlama mühendisi, makine mühendisiyseniz, yurt dışı ile ilgili bir iş anlaşmanız ya da beklediğiniz bir evrakla ilgili büyük bir ihtimal sizin için şöyle söyleyeceğim. 28 Temmuz'a kadar bu olaylarınız büyük bir aydınlığa kavuşacak. Endişe etmenizi istemiyorum. Yani yurt dışı ile ilgili planladığınız sistem aydınlığa kavuş. Özellikle sosyal medya ya da gazeteci, medya sektörü, televizyon sektöründe çalışan bazı terazi burçlar için bu ara çevrenizdeki insanlarla çok büyük tartışmalara ve bu tartışmalar sizi tam anlamıyla sinirli ve agresif yapmanıza sebep olabilir. O yüzden kimseyle tartışmanızı uygun görmüyorum bu ara. Şöyle söyleyeceğim, satın alma, pazarlama, iletişim, bazı sonuçlarda güzel evreler elde edeceksiniz. Bu evreleri doğru değerlendirdiğinizde de çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız ve bu fırsatlar sizin hayatınızda inanılmaz aydınlığa kavuşacak. Yani sizin haritanız bir an kayboldu da onu çıkartmaya çalışıyorum. İnanılmaz derecede doğru. Çevrenizde yeni insanlar, yeni oluşum, yeni fırsatlar, acayip bir esnek. Rüyalarınızı mutlaka ihmal etmiyorsunuz. Bu ara iletişimle alakalı noktada da kendi hani diksiyon dersine gidebilirsiniz. Kendinizi ciddi anlamda güçlendirmek isteyebilirsiniz. Bu fırsatları doğru değerlendirin. Bu ara hizmet alanınız, sağlık alanınızla alakalı noktada çok büyük başarılar. Sağlık anlamındaki kendinizi eksik gördüğünüz ve bende bu sıkıntı var dediğiniz noktada herhangi bir sıkıntınız yok, kendi abartınız. Özellikle yiyecek içecek sektöründe çalışan ve bu konuda artık nefes alamıyoruz, bar ya da kafede çalışan. Evet, bu dönem bu kapıların açılma, yani 28 Temmuz itibariyle bu mekanların, yani bar mekanların ama kafe restoranlar 11 Haziran itibariyle açılıp siz de gayet keyifli işinize devam edeceksin. Devlet alanında sınavınız varsa, devletle ilgili bir hizmete, belediye, devlet, maliye alanına geçiş yapmak istiyorsanız burada bir aracı doğrultusunda size güzel fırsat sağlanacak ve gideceksiniz. Evli olan değerli terazi burçları bu ara yemek, karı koca maşallah ya da ilişkisi olanlar maşallah yemeğe önem verecek. O yüzden göbeklenme, şuralarda şişkinlik falan olacak. Lütfen abartmayın. Fazla kiloları ciddiye alın. Onlar kalıcı kilolarınız olarak gözüküyor. Çocuğunuz üniversite sınavına girecekse, özellikle güzel sanatlar, hukuk ve savcılık alanında eğitim görmek isteyen terazi burçların çocukları gayet başarılı. Özellikle doktor olmak isteyenler, estetik ve cerrahi doktor olmak isteyenler de büyük bir başarı. Lise öğrencisine girecek çocuklarımız istediği puanı alacak. Endişe etmenize gerek yok. Terazi burcu gençler ya da terazi anneleri ihmal etmeyin diyorum. Sizin de annenizin bağırsak enfeksiyonları, mide enfeksiyonları ve rahimle alakalı sıkıntıları söz konusu olabilir. Erkeklerde prostat ve kalple alakalı, büyüklerimizle alakalı sıkıntılarımız uyarı veriyor.
Ev taşınması var değerli terazi burçları. Daha böyle ferah, bahçeli bir yere geçmek istiyorsunuz ya da güneş gören bir yere geçmek istediğiniz gözüküyor. Evet, geçebilirsiniz ve bu geçiş sizin için daha hayırlı ve bereketli olacak. Uzun süredir de aracınızı değiştirmek istiyordunuz. Ailede gelecek ya da beklediğiniz bir para yakın bir dönemde girecek ve bu parayla birlikte aracınızı değiştireceksiniz. Bir de yaz tatili planı ve hafta sonu kaçamağı yapmak isteyen teraziler için 24 Mayıs'tan sonra tatiliniz hayırlı ve uğurlu olsun. Güzel geçecek ve keyifli geçecek. Diş eti iltihaplarınız olabilir. İhmal etmeyin. Rüyalarınızı ciddiye alın. Yani bu ara hissettikleriniz gerçekten hayatınızı değiştirecek şeyler. Bir de uzun süredir bir mezar ziyaret etmek istiyordunuz. Gidemiyorsanız lütfen duanızı edin. Mutlaka dua Allah katında kabul oluyor. Orada olmasanız da duanızı yapın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.